Efendim, Amerika'nın Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçağı yine bir kazayla gündeme geldi. Teksas'ta bir F-35 jeti test uçuşu sırasında düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu. O anları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz ve uzman konuğumuzla da değerlendireceğiz. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Coşin konuğumuz bizimle birlikte. Mesut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın efendim. Geçmiş olsun Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. Evet, şimdi görüntüleri de bir yandan izliyoruz. Mesut Bey, şimdi F-35 problem çıkarmaya devam ediyor. Peki nerede hata yapılıyor sizce? Aslında Amerikalılara sormak lazım bunları. Bize vermediler dediğiniz gibi. Belki de Türk milletinin ahı tutuyor. Birincisi bu. Şimdi bu uçakta pek çok şey bir arada, hem stealth görünmez yetenek olacak, hem bir şekilde istihbarat ve sızma hareketi yapacak, hem de bombardıman görevi yapacak. Ve de bu B modeli, bu kara kuvvetlerinin kullandığı dikey model, aynı zamanda dikey iniş yapacak, bu V-stall. Bu ilk uçuşunu tayarı 2016'da yaptı. B modeli 2015'te, yani bu düşen uçak kara kuvvetleri için verilen, deniz havacılar için. F-35C'de 2019'da aynı bu şekilde düştü, fakat bu iniş esnasında pilot kurtulmuştu Güney Çin Denizi'nde ve F-35C modelinde enkaz kavgası başlamıştı. Acaba Çinliler denizden çıkarabilirler miydi? Şimdi burada uçakta 200'e yakın büyük arıza vardı. Bunun motor arızası, tasarım arızaları hepsi beraber birleştirildi ve sonunda uçak servise verildi. Bugün pek çok ülkeye satıldı ve malumunuz olduğu üzere halihazırda Amerika bizi ıskat etse dahi bu uçağın üretiminde, bu uçakta da dahil olmak üzere, Türkiye'nin ürettiği %7 parça Türk malı. Şimdi bu kazayı inceleyecek olursak Meltem Hanım, bence ciddi bir pilotaj hatası var. Gördüğünüz gibi pilot sert iniş yapıyor ve gaz kesme hatasının olduğunu görüyorum. Acaba bu sizin dediğiniz gibi otopilot ve yapay zeka arızası mı? Bunu arayacaklar. Fort Worth, Texas deniz hava üstünde olmuştur arıza. Şimdi bakıldığında motoru ileride durdurabilirdi pilot. Yapamadı bunu. İnişte kuyruk ucunun bir kere yukarı kalkış pozisyonundan çıktığını görüyoruz ve burun yere doğru saplandı. İniş takımları çöktü ve buradan şunu görüyoruz ki uçakta pilot doğru olan bir şey var. Doğru kararla atladı. Ancak Türk pilotu olsaydı bu gazı kesebilirdi. Burada da pilotun eksik ve ürkek olduğunu görüyoruz. Uçağa güvenmiyor. Kanopi ve sandalye sisteminin iyi çalıştığını görüyoruz. Neden? Sıfır tip irtifa dediğimiz bir yerde pilotu kurtardı. Ancak bu uçağın bedeli 110 milyon dolar. 110 milyon dolar gitti. Başka uçaklara eğer bu olmasaydı, bakın toprağa çıkıyor uçak. Eğer bu uçak dikene kalktığı için başka bir, demin söylediğim uçak gemisinde olsaydı, diğer uçakların patlamasına ve pistin çökmesine sebebiyet verirdi. Bu yangına sebebiyet verecekti çünkü. Bu da bütün uçakların asansörde çökmesine sebebiyet verecekti. Başka uçaklarda bu demek ki, evet, uçak dar dikey inişte her yerin tam tersine ciddi hataları var. Burada görüldüğü gibi burun aşağı verilmesi ağırlık balans hatası da olduğunu gösteriyor. Tabii mühendisler bunu bulacak ama bir, Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir prestij kaybına uğramıştır. İkincisi şöyle bir şey daha var. Bu uçaklarda arızaların henüz giderilemediğini ortaya koyuyor. Evet. Belki de Türkiye'nin ahı tuttu diyelim ama yine de havacılıkta herkesin sorunudur bu. Evet. Dileriz Amerikan Lockheed Martin firması bunu, evet, şey yapar, bulur. Ancak bir tek çalışan şey var, sandalye. Kaçarken sandalyede pilot kurtuldu. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun tekrar.